Türkiye Parlament seçkiler arasında da ülkede partiyaların birbiriyle kızgın mübarizeye girdiği bu seçkilerde ekspertler öz raylarını verirler. Mütekassislere göre Hakim Adalet ve İnşaat Partiyası son yıllar baş veren hadiselerde evvelki nüfuzunu itirip ama ülkenin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ise tamamen başka fikirdedir. Türkiye Büromuzdan Perviz Sultansoy haber verir. İstanbul! Türkiye'de parlament seçkilerine bir hafta kalmış, Adalet ve İnşaat Partisi'nin liderleri, o cümleden Türkiye Prezidenti ve Başnaziri binlerle taraftan karşısında çıkış edip, İstanbul'da 1453. yılda Konstantinopol'un fethedilmesine hasrolunmuş tedbirde iştirak eden Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve Başnazir Ahmet Davutoğlu, Türkiye vatandaşlarını ülkenin parlak geleceği için hakim partiye seslenmeye çağırıp. İstanbul fethinin 562. yıl dönümü münasebetiyle itkinde tarih kısa ekskursiye eden Erdoğan, hazırda zulmün 1453. yıldan itibaren başladığını diyen hainlere ehemmiyet vermemeye çağırıp, İstanbul'a namahrem ellerin uzanmasına icazı vermeyeceklerini bildirip. Yeni Türkiye yolunda bu önemli dönüm noktasını birlik, beraberlik, kardeşlik içinde başarıyla geçmektir. Fetih yeniden diriliş için, yeniden yükseliş için bir olmaktır. İyunun 7'sinde 10 milyonlarla Türkiye vatandaşı seçki mantıklarına yollanacak. 61 yaşlı Erdoğan, 10 yıldan çok hakimiyette olsa da AK Parti lideri olarak partisinin galibiyetinde iddialıdır. Siyasi şahsilere göre Adalet ve İnşaat Partisi seçkilerde zayıflanmış, iktisadiyat ve yüksek işsizlik fonunda yollanır. Bir müddet evvel aşağılanmış korrupsiya dalmagalı ve 2013. yılın Gezi Park hadiselerinin hakim partisinin imicine ciddi ziyan vurduğu bildirilir. Kimlerle ilişki için?